Amiga, Commodore tarafından 1985 yılında tanıtılan kişisel bilgisayar ailesidir. Özgün model, 16 veya 32 bit işlemcili, 256 kilobayt veya daha fazla RAM'e ve önceki 8 bit sistemlere kıyasla önemli ölçüde geliştirilmiş grafik ve sese sahip bilgisayarlardan biridir. Motorola 68000 mikro işlemciye dayanan Amiga, Sprite ve Blitter dahil olmak üzere grafik ve sesi hızlandırmak için özel donanımın dahil edilmesi ve Amiga US adlı önleyici çok görevli bir işletim sistemi ile çağdaşlarından farklıdır. Amiga US işletim sistemi, Unix'e benzer modüler yapıda bir işletim sistemidir. İşletim sistemi iki parçadan oluşur: Kickstart ROM ve Workbench disketi. Amigalar ilk çıktıklarında disket sürücüleri ile birlikteydiler. Bunun dışında Amiga için fare, joystick, yazıcı, renkli ve siyah beyaz monitör gibi çok sayıda donanım üretilmiştir. Teorik olarak 2 MB'a kadar RAM destekleyebilmesine rağmen yeterince büyük modüller üretilmediği için pratikte en fazla 1 MB belleğe sahip olabilmiştir. Amigaların çoğu tümleşik ve sabit diski olmayan bilgisayarlardır. Motorola 68000 ailesi işlemci ve Amiga Workbench işletim sistemine sahiptirler. Amiga sözcüğü İspanyolca'da kız arkadaş anlamına gelir. Amiga 1000, Temmuz 1985'te piyasaya sürüldü. Ancak üretim sorunları 1986'nın başına kadar yaygınlaşmasını engelledi. En çok satan model olan Amiga 500, 1987'de tanıtıldı ve 1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında 4 ila 6 milyon adet sattı. Amiga 3000, 1990'da tanıtıldı. Ardından Amiga 500 Plus ve Mart 1992'de Amiga 600 tanıtıldı. Son olarak Amiga 1200 ve Amiga 4000 1992'nin sonlarında piyasaya sürüldü. Oyun için popüler olmasının yanı sıra Amiga, masaüstü video, video prodüksiyonu ve gösteri kontrolü konularında önemli bir rol buldu. Amiga'nın ses donanımı onu müzik izleyici yazılımı için popüler bir platform haline getirdi. Byte dergisinin Ağustos 1994 sayısında şu ifadeye yer verilmiştir: Amiga, zamanının o kadar ilerisindeydi ki Commodore'un pazarlama departmanı da dahil olmak üzere neredeyse hiç kimse bunun ne hakkında olduğunu tam olarak ifade edemedi. Bugün Amiga'nın ilk multimedya bilgisayarı olduğu açıktır. Ancak o günlerde bir oyun makinesi olarak türemiştir. Çünkü çok az insan gelişmiş grafiklerin, sesin ve videonun önemini kavramıştır. 9 yıl sonra satıcılar hala 1985 Amiga gibi çalışan sistemler yapmak için mücadele ediyor. Orijinal Amiga modelleri 1985'ten 1996'ya kadar üretildi. İlk Amiga modeli olan Amiga 1000, 1985 yılında piyasaya sürüldü. 2006 yılında PC World ise Amiga 1000'i tüm zamanların en büyük 7. bilgisayar olarak değerlendirdi ve zamanından yıllar önce Amiga, dünyanın ilk multimedya, çoklu görev kişisel bilgisayarıydı, dedi. Commodore, Amiga bilgisayarlarının masaüstü hattını 1987'de Amiga 2000, 1990'da Amiga 3000 ve 1992'de Amiga 4000 ile güncelledi ve her biri gelişmiş yetenekler ve genişletme seçenekleri sundu. Bununla birlikte en çok satan modeller bütçe modelleriydi. Özellikle 1987 yılında piyasaya sürülen Amiga 500
ve 1992 yılında piyasaya sürülen Amiga 1200 son derece başarılı modellerdir. Amiga 500'ün yerini alan ve aşamalı olarak kaldırılıp yerine 1992 yılında piyasaya sürülen Amiga 600 gelene kadar sadece 6 ay süren en kısa ömürlü modeldi ve bu modelde hızla Amiga 1200 ile değiştirildi. Commodore'un iflas başvurusunda bulunmadan önceki son Amiga teklifi 1990'ların konsol pazarının bir kısmını 32 bit CD-ROM oyun konsolu olan 1993 tarihli Amiga CD32 ile ele geçirme girişimiydi. Amiga CD32 yeni nesil bir CD TV idi ve büyüyen video oyun konsolu pazarına girerek Commodore'u kurtarmak için tasarlandı. Commodore'un varlıklarının 1995'te ESCOM tarafından satın alınmasının ardından Amiga 1200 ve Amiga 4000T 1996'ya kadar küçük miktarlarda satılmaya devam etti. Ancak ilk lansmandan bu yana kaybedilen zemin Amiga hattının tam anlamıyla bir popülerlik kazanmadığı anlamına geliyordu. Amiga hattı ömrü boyunca tahmini 4.850.000 makine sattı. Makineler en çok İngiltere ve Almanya'da popülerdi. Her ülkede yaklaşık 1,5 milyon satıldı ve diğer Avrupa ülkelerinde yüz binlerce yüksek satış yapıldı. Amiga üzerinde demo grupları birçok demo çıkarmıştır. Commodore 64 ile birlikte Amiga, democuların en önemli platformlarından biri olmuştur. Oyun kanadında ise en çok bilinen ve kült haline gelmiş oyunlar Kickoff 2, Sensible Soccer, Lotus, Shadow of the Beast, Another World, North and South, Lemmings, Turrican bunlardan bazılarıdır. Bugün bilişim sektöründe uzmanlaşmış kişilerin çoğunun mutlaka Amiga geçmişi vardır. Amiga, geliştirilebilirliği ve yüksek yaratıcılık özelliklerine yıllar öncesinden sahipti. Animasyon ve resim işleme programları gibi MIDI ve Tracker müzik programlarını Amiga kullanarak kendisini ve yaratıcılıklarını geliştiren kişiler, bu kişilerden ilham alarak kendini yaratıcılığa ve onun ayrılmaz parçası olan sanata yönelenler olmuştur. Bu katkısı ile Amiga, günümüz bilgisayarlarından farklı bir ruha sahiptir.